Selamun aleyküm herkese. Bugün sizlere fırında bal kabağı nasıl yapılır onun tarifini sizlerle paylaşacağım. İlk önce kabağımızı aldık. Güzelce ne bir soyduk. Hepsini temizledik. İyi yerlerini ayırdım. Çünkü tamamen kendi kabağım doğal ve sağlıklı. Çekirdeğinden dikerken hiçbir zaman zehir kullanmam. Yani tarımsal bir ilaç hiçbir zaman kullanmam. Tamamen kendi tohumundan alıp tekrar kendi çekirdeğinden her yıl yetiştiriyorum. Zaten sizlerle de bir videomda paylaşmıştım onun dikimini. Onları güzelce aldım. Bir kaba koydum. Koyduktan sonra onları yıkadım. Yıkadıktan sonra güzelce onları dilimledim ve tekrar bir suyun içerisine aldım. Şu şekil onları doğradım tekrar. Güzelce onları bir yıkadım. Tertemiz temizledim. Sonra bu süzgeçle beraber sudan böyle aldım. Bu şekil süzdürdüm. Süzülerek bir tepsiye aldım. Aldıktan sonra onları tepsiye bu tepsiye ben bir kilo şeker aldım. Ama hepsini tabii ki bu tepsiye koymadım. Sadece üzerine bir kilodan ayırdım. Bakın bu tepsiye bir kilo şekeri böldüm. Hemen hemen yarısından biraz fazlasını aldım bu tepsi için. Üzerine yavaşçacık şekeri tamamen her tarafına gezdirdim. Hiç boş yer kalmasın diye. Bunun şekerini kendisine karıştırarak değil, fırında yaptığımız için sadece şekerini kabağın üzerine serpeleştirdim. Çünkü fırında kabak bu şekilde olur. Tabii herkesin isteğine bağlı. Kimisi fırında yapar, kimisi poşede yapar, kimisi ocağında yapar. Benim imkanım olduğu için, köyde olduğum için kuzinamın fırınında pişiriyorum. Bu şekil tamamen şekeri üzerine serpeleştirdim. Hiç boş yer kalmasın diye. Çünkü bu fırına koydum mu yavaş yavaş pişecek, bu pişmeye başladı mı üstünden şekeri kabağı eritecek ve tamamen kabak azalacak. Şu anda tepsi de bu şekil. Alıyorum onu şimdi fırının içine koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunu bu şekil kuzinamın fırınına sürüyorum. Aşağı yukarı bu bir yarım saat, yarım saat, bir saati bulur pişmesi. Bir saati bulur çünkü ben onu ağır ağır pişireceğim. Piştikten sonra çıkarıp üzerine tahin, istersen tahin döküyorsun, istersen fıstık, istersen fındık, istersen ceviz. Biz daha çok cevizi sevdiğimiz için pişirdikten sonra üzerine ceviz tekrar koyacağım. Tamam, bunu veriyorum fırına. Orada bir yarım saat pişecek o.